Edirne'de başlattığı tarım atağıyla çiftçinin yüzünü güldürmeyi hedefleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yerli Tohum Bankası'nı kurarak 16 Mart 2019 tarihinde birinci takas şenliğini gerçekleştirmişti. Birinci takas şenliğinde toplanan yerli tohumların bir kısmı Türkiye Tohum Gen Bankası'nda eksi 18 derecede saklanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'yla Tarımsal Kalkınma Ajansı'nın ortaklaşa yürüttükleri bir proje kapsamında Bakanlık yetkililerinin Edirne'ye geldiklerini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bakanlık yetkilileri Tekirdağ'dan sonra Edirne'deki köyleri dolaşıp yerli tohum topluyorlar. Toplanan tohumlar Türkiye Gen Bankası'nda eksi 18 derecede muhafaza ediliyor. Bakanlık yetkilileri Edirne Belediyesi bünyesinde yerli tohum bankasının kurulmuş olduğunu öğrenince bizimle iletişime geçtiler. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Edirne'de bir tarım atağı başlatmış ve kapı kapı köy köy dolaşarak yerel tohum bankası için yerli tohum toplamıştık. Ve 16 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz birinci takas şenliği ile topladığımız yerli tohumları yine üreticiyle paylaşmış, onların ellerindeki tohumlarla takas etmiştik. Şimdi de elimizdeki tohumların bir kısmını Türkiye Gen Bankası ile paylaşıyoruz. Yerli tohumlarımız Türkiye Gen Bankası'nda eksi 18 derecede saklanacak. Sel, doğal afet gibi olumsuz olayların yaşanması halinde Burada saklanan tohumlar gün yüzüne çıkacak. Yani bir anlamda yerel tohumlarımız geleceğe taşınacak diye konuştu. Gürkan, Edirne Belediyesi olarak bizim de en büyük hedefimiz yerel tohumlarımıza sahip çıkmak, tarımı tekrar canlandırmak, yerel tohumlarımızı tekrar hayata kazandırarak sağlıklı nesiller yetiştirebilmek. Bu kapsamda bölgemizde yetiştirilen ayşe kadın fasulyesi, kara ağaç biberi, karpuz, süpürge, susam, mısır, bamya, yer fıstığı tohumlarını Türkiye Gen Bankası ile paylaştık. Tohumlarımız burada geleceğe taşınacak. Ayrıca Edirne Belediyesi olarak kapı kapı, köy köy gezerek yerli tohum toplamaya devam ediyoruz dedi.